Ya driftleyi bile benden demeyin arkadaşlar. Yani açıkçası yani motor aldım günden beri bir sıkıntı çıkarmadı bana. Yani ilerleyen zamanlarda sıkıntı çıkarırım bilemem. Enjeksiyonlu olduğundan yani benzin pompası sıkıntısı, ne bileyim CBS sıkıntısı, ne bileyim elektrik tesisatı, enjeksiyon beynin sıkıntısı çıkarır mı bilemiyorum. Zaten sıkıntı çıkaracağı zaman da zannetmiyorum ki yani servis bunun üstesinden gelsin. Elimizde patlayabilir açıkçası. Ama kolay yolu var. Yapılır, yapılabilir, düzelebilir. Nasıl düzelir derseniz. Depoya benzin musluğu olayı yaptırılıp karbüratörlü sisteme dönülürse çok güzel bir sonuç elde edilir. Yani olmaz diye bir şey yok yani yapılır. Onun dışında motosikletin eksi ve artısı olarak şasisi zayıf. Yani o motor kalıbına göre şase kısmı bana göre zayıf geldi. Nasıl zayıf geldi? Bunu nasıl anladın? Nasıl test ettin diye sorarsanız yani böyle motor standında ne bileyim böyle direksiyon elinizin altında oynattığınızda böyle motorun şasisinin esnediğini hissedersiniz. Yani bana göre şasisi zayıf geldi. Yani onun için de yapmanız gereken böyle yok bunun lastiği kalın. Viraja şöyle gireyim, ne bileyim şöyle ön kaldırayım, şöyle yan yatırayım gibisinde işler de bulunmayın. Daha sonraki sıkıntısı motor kısmı. Yani adamlar titreşimi sıfıra indirebilmek için hem balansör sistemini iyi yapmışlar MH Drift'e göre ama kranktan da bayağı bir çalmışlar. Yani yeri geldiği zaman yani yüzlük CG tarzında bir motosiklet. Düz yolda giderken yanımdan gelip geçip gidiyor yani. Bu da benim canımı sıkıyor yani yüzlük olmasına rağmen geçip gidiyor. Neden? Çünkü o alttan eksantrikli. Krangı ona göre dizayn edilmiş, ona göre toplanmış. Alttan eksantrikli olmasının çok büyük fonksiyonu var. Üstten eksantrikli motora göre. Yani gücünü alttan eksantrikli motor gücünü tam anlamıyla veriyor ama üstten eksantrikli motosiklet yani bir şekilde bir yerden sonra tutuyor yani kendini. Ne kadar gaz verirseniz verin gitmiyor. Yani bunu YBR'den yola çıkarak söyleyeyim ben. YBR de aynı şekilde mesela onun krangı mesela Drift'le'ye göre biraz daha üst seviye. Zaten kranktan kazanıyor YBR'de yani. Yoksa 125'lik motordan ne bekleyeceksiniz ki? Yani YBR de aynı şekilde böyle yani belli bir gaza kadar çok iyi. Belli bir gazdan sonra artık yani istediğiniz kadar gaza basın. Gitmiyor yani. Gitmem diyor. Aynı şekilde Drift'le de öyle. Belli bir gaza kadar iyi, belli bir gazdan sonra artık tıkanıyor. Hafif bir rampa görsün, ne bileyim bir rüzgar etsin karşıdan. Gitmem diyor. Ne yaparsanız yapın gitmiyor. Yani üstüne inin, yatın, ne bileyim istediğiniz yapın gitmiyor. Ya bunun da sebebi yakıtın minimum seviyeye düşürülmüş olması. İkincisi egzoz Euro 4 standartlarına uygun olarak tasarladığın için motoru biraz daha sıkıştırıyor. Onun için motor gitmiyor normalde. Yani daha önce de yaptığım alttan eksantrikli 125'lik motorlarla ben 160-170 km'ye gördüm size abartılı gelebilir ama gerçekten gördüm yani o kilometreleri 125'lik motorla. Onun dışında sıkıntısı yani motorunuza tazyikli su yani gidip böyle yani 1 lira atıp da yani motoru tazyikli suyla yıkayım olayı bana göre yanlış. Niye derseniz zamanla renginin solduğunu görürsünüz. Tazyikli su olarak motorunuzun renginin solduğunu ne bileyim ön farında böyle küçük küçük kılcal ince çizikler görürsünüz. Yani motorunuzu yıkayacaksanız motor kısmından yani o elektrik enjeksiyon kısmından ön tarafı aşağı yani köpüklü suyla yıkayın. Geriye kalan bölümleri ise nemli bezle silin. Beğenirseniz. Çünkü ilerleyen zamanlarda başınıza gerçekten çok büyük sıkıntılar açabilir elektrik tesisatı ve yaptıracak kaliteli bir usta bulamazsınız. Bu sizin başınızın ağrımasına, canınızın sıkılmasına sebep olur. Diyemezsiniz yani motor satarken işte her tarafı bütün aksam çalışıyor. Bir sıkıntısı yok. Diyemezsiniz. Adam da gelir bakar motora. Şurası çalışmıyor, burası çalışmıyor. Benim işime gelmez deyip almak istemez. Ondan sonra başka motordan yana sıkıntı ne var? Başka da bir şey yok yani motorun bana göre sıkıntısı yok yani 125'lik olması, ne bileyim işte yani motorunun zayıf olması,
Onun dışında yani kaporta kısmı, ondan sonra yani vidalamalar, ne bileyim, duruşu, görüntüsü gayet cezbeder bir şekilde yapmış adamlar. Yani MH Drift'e göre bayağı kaliteli bir iş çıkarmışlar. Onun dışında anlatabileceğim başka ne var sorun sıkıntı olarak? Yani şu var mesela, yani soruyorlar, bazen araştırıyorum, bakıyorum yorumlara. Yani benim motorumun sol ayağı titriyor, sağ tarafı titremiyor, ne bileyim kaportasından cızırtı geliyor. Ne bileyim arka tarafından ne bileyim değişik bir ses geliyor, yok gıcırtı geliyor. Yani bunları birazcık kulak verseniz, sesin nereden geldiğine kulak verseniz, eminim siz de üstesinden gelirsiniz. Zaten motorun üzerinde belli başlı vida ve anahtarı tutacak yerler var. Mesela ayaklığı, Altalyan tutuyor. Yani titreyen ayaklığınızı Altalyan'la birazcık sıkıp o titreşimi ortadan kaldırma şansınız var. Yaptığınız olmadı mı? Motor vidaları. Yani motor vidalarını birer tur, ikişer tur, ne bileyim siz yapamazsanız bile gidin ustaya. Usta bunun motor vidalarını kontrol edin. Sanki gevşek motorda aşırı bir titreşim var dediğinizde adam motor vidalarınızı sıkar ve sorununuz yine ortadan kalkar. Onun dışında kaportadan gelen sesler de aynı keza. Yani elinize bir 4'er 5'er 5'er yan alın. Yani ne kadar vida görüyorsanız küçük küçük ufak ufak, yani fazla da zorlamayın çünkü plastik üzerine vidalandığı için kırılabilir, elinizde patlayabilir. Çok az bir şeyi sıkın. Gene sorunlarınızın ortadan kalkacağını düşünüyorum. Ancak daha önceki videomda da bahsetmiştim. Arkadan gelen gıcırtı sesi Mansell takoz lastiklerinden geliyor. Yani Mansell vidasını söküyorsunuz, ileriye itiyorsunuz, birazcık ince yağ ile yağlıyorsunuz. Gres yağı kullanmayın. Niye derseniz, gres yağı tozu çeker. Ya orada çok çirkin bir görüntü olur. İnce yağ ile yağlayın güzelce Mansell milini. Diplerine de birazcık yağ sürün. Yani gıcırtı sorun ortadan kalkar. 15-20 gün, 1 ay sonra, ne bileyim 2 ay sonra tekrar ses gelmeye başlar. Bunun da sebebi motorunuzu sürekli sık sık yıkadığınızdan kaynaklı. Yani orası su gördüğü zaman yağ bir şekilde özelliğini kaybediyor. İçeriye su giriyor. Ne bileyim paslanmaya başlıyor. Gene gıcırtı sesleri ortaya çıkıyor. Ondan sonra frenler mesela. Frenler bana göre çok iyi. Mesela arkama oturan biri neredeyse yani abartılı gelecek gerçekten. Sık, yani tuhaf gelecek ama yani bunu uçacağını, küçük bir çocuğun uçacağını hissetmiştim yani frenlere bastığında. Yani düşünün ki o kadar güzel frenleri var ki, güzel olmasından yana, yani ön frene biraz sıkıştırdığınızda motorun arkası kalkabiliyor ama bu hareket yanlış bir hareket. Motorun üst kütük, yani direksiyon altındaki malzeme ön frene fazla basıldığında çatlayabilir, kırılabilir. Bu da başınıza iş açar. Onun dışında lastik havalarınızı sık sık kontrol edin arkadaşlar. Yani lastiğin dışının sert olması, ne bileyim elinizde kontrol ettiğinde lastik havası iyi düşüncesi size yanlış yollara sürükler. Ve bileyim mesela yola giderken bir çukura falan düşersiniz. Bu lastik jantınızın patlaması mesela olur ki jantı, motosikletin jantı yaklaşık 750-800 bin liraya kadar çıkıyor jantı. Yani jantınızdan olmanızı istemem. Lastik havalarınızı sık sık kontrol ettirin. Kendiniz de yapabilirsiniz. Yani basit bir işlem. Havalarından sonra arkadaşlar mesela debriyaj sesi, debriyajın tırt diye böyle değişik bir ses çıkarır. O da mesela ilk çalışmada değil, motor biraz ısındıktan sonra, ne bileyim birazcık yol kat ettikten sonra ısındığı zaman, yani debriyajdan böyle bir tırt diye ses geldiğini duyarsınız mesela. Bu da neyden kaynaklanıyor? İç debriyaj balatasının yaylarının beşli olması. Yani debriyaja bastığında mesela diğer motorlara göre debriyajının yumuşak olduğunu hissedersiniz. Yani MH Drift'e göre yani Mondial Drift'lerinin debriyajının biraz daha yumuşak olduğunu hissedersiniz. Bu neyden kaynaklanıyor? Debriyaj yaylarının, yani debriyaj balatasının takıldığı göbeğin yaylarının daha yumuşak olmasından kaynaklanıyor. Isındığı zaman da ister istemez balata kaçırıyor. Balata kaçırdığı zaman da baladaki boşluklar birbirinden sürtünerek döndüğü için o tırıt sesini duyarsınız. Yani bunun da üstesinden gelinebilir. Nasıl gelinebilir? Şöyle göstereyim ben size. Ha, demiştim ya beşli. Demiştim yani şu mesela. Şura. Şu kısım. Driftle de beşli. Yani bu altılı. Dikkat edin. Altı tane vida var. İçinde de altı tane yay var. Yani bunu altılıya çevirip, çevirdikten sonra daha doğrusu altılıya çevirirseniz o sorununuz ortadan kalkar ki, yani içindeki balata sayısı da 6'ya çıkıyor ve sacı da 6'ya çıkıyor. Biraz daha sert bir debriyaj ve daha iyi bir verim alırsınız. Motor ısınsa da, ne bileyim yansa da hiçbir şekilde debriyajınız kaçırmaz. Daha güzel bir verim alırsınız.
Yani bu ön kaldıranlardan, ne bileyim patanaj, ne bileyim yan vermeye çalışanlardan bahsediyorum. Onu yanlış yapıyorlar aslında ama yapıyorlar yani, yapacak bir şey yok. Yani çünkü şöyle bir durum var. Türkiye'ye ilk giren makinalarla şimdiki giren makinalar arasında dağlar kadar fark var. Yani da fark da malzeme kalitesi. Yani bunu çok eski motor kullanıcılar bilir. Yani daha 1 sene önce, 2 sene önce motor sürmeye başlayanlar bilmez. Bunun takıldığı yer, ya bu başka bir tasa geçiyor. Bu tasının dişli var. Bunun önünde de bir dişli var. Frankmille bağlı. Yani dişli, küçük dişli, o küçük dişli böyle arada boşluk yapıyor. Ön kaldırmalarda, ne bileyim yan vermelerde, patinaj çektirmelerde boşluk yapıyor. Yani bu da sürüş konforunu bozuyor. Yani bunu dediğim gibi 1 sene önce, 2 sene önce motor sürmeye başlayanlar anlamaz yani bunun sıkıntısını, o boşluğun sıkıntısını. Ama uzun zamandan beri motora binen bir kişi anlayabilir zaten, böyle gaza bastığınızda böyle küt, ne bileyim gaza bıraktığında böyle küt diye, yani çok hafif bir sıkıntı çıkarır. Zaten bunu anlayabilmeniz için yani orayı söktüğüm, birini sökmesi lazım, size o sıkıntıyı göstermesi lazım. Ondan sonra tekrar motora bindiğinizde sıkıntıyı anlamanız lazım. Ondan sonra o parçanın yenilendikten sonra ki halini zaten tam anlamıyla anlarsınız da. Ya yani onu da kimse umursamaz yani, o boşluğu kimse çözemeyeceği için, nereden geldiğini anlamayacağı için kimse umursamaz o sorunu. Onun dışında başka ne var motorla alakalı yapmamanız gerekenler? Yani red line olayını yapmayın. Yani motoru tam devir, mesela tam ısındıktan sonra motor, yani kesiciye sokma olayı bana göre yanlış. Neden derseniz, yani o kadar da kaliteli bir kesicisi yok motosikletin. Tam devir çekmeye çalışıyor ama bunu boş çevirdiği için yani sağına soluna zarar verebilir. Yani zarar verecek yerler de eksantrik zinciri, onun gergileri, içinin plastiği yani. Ondan sonra siboplar ve piston. Yani bu üçünden olursunuz yani. Kranga kolay kolay bir şey olmaz. En fazla bir yapı değildir. Piston parçalanırsa onu da yani değiştirip veya sıfırın altına takma şansınız var. Ama beni dinlerseniz bu redline olayını, motor kesiciye sokma olayını yapmayın. Niye? Çünkü yani malzeme kalitesi o kadar iyi değil motor üzerinde. Zaten kendilerine belli ediyor yani renginden, sağından, solundan. Bir MH driftin sindir sopak rengine bakın. Bir de şimdiki driftlerin sindir sopak rengine bakın. MH driftinki boyalı, bununki eloksal tarzında değişik bir sıvı, yani asitlenmiş, ne bileyim birbirine suyla karıştırılan madde var yani, onunla eroksallanmış gibi değişik bir rengi var yani. O hoş olmamış bence. Onun dışında motoru da mesela ilerleyen zamanlarda şey yapmayı planlıyorum. Bu CG motor kısmını driftleye uydurmayı planlıyorum. Yapabilir miyim? Yaparım. Ama elektrik tesisatı üzerinde bayağı bir sıkıntı var. Mesela CG'lerde 5 tane elektrik çıkışı var. Ne bileyim kıl bobin, algılayıcı, 2 tane elektrik, 1 tane şase olarak çıkıyor elektrik statör tarafından. Bunda kıl bobin olayı yok. Yani motor çalıştıran bobin olayı yok. Şase, algılayıcı, 3 tane de sarı çıkıyor. 3 tane elektrik yani. CG'de 2 tane elektrik varken sarı kablo, bunda 3 tane çıkıyor. Yani o biraz sıkıntı çıkarabilir bize. Yani içeride nasıl bir bobin sargısı var onu bilmiyorum. Daha sökmedim, görmedim. Eğer onu çözdükten sonra komple yani yapılmış, yani altı ile üstü ile eksenteri ile sonuyla silindiriyle siboplarıyla yapılmış bir motoru, yani yarış motosikletini, yani CG motosikletini yarış motoru haline getirmiş bir motoru bunu uyduracağım. Eğer güzel bir verim alacak olursam tek tek güzel bir şekilde videosunu çekip sizlerle birlikte paylaşacağım. Yani yaptırmak isteyen olan arkadaşlar varsa, eğer motoruna böyle bir şey, yani güç kazanmak için, hız kazanmak için yaptırmak isteyen olan arkadaşlar varsa, ön ayak olmak için, yani yapılabilir olduğunu, olacağını göstermek amaçlı yapacağım. Onun dışında da yani motosikletin bana göre bir sıkıntısı yok. Yani doğru düzgün kullanıldığında, ne bileyim şehir içi böyle ben yavaş giderim, ne bileyim böyle hızlı kaçsın, şöyle gitsin, böyle gitsin olayı düşünmeyecek arkadaşlar için, yani motor güzel. Yakıt yönünden de güzel. Lastikler yönünden de güzel. Ne bileyim farlar marlar, yani şikayetçi olanlar var. Yani far ayarı mesela, yani
yapılabiliyor. Adam fabrikadan çıkarıyor motoru, yani uğraşmıyorlar adamlar şimdi. Biraz şöyle sıkılır, şu tokla sıkılacak, ne bileyim parayla şöyle olsun falan, böyle yani bu şekillerle uğraşmıyor. Adamlar bir şekilde, hızlı bir şekilde toplayıp gönderiyor. Bu kadar özenilmiyor yani motor üzerinde toplanması için. Özenildiği bir tek yer varsa o da elektrik tesisatıdır. Bir de kaporta kısmıdır. Yani lambaya değil falan filan onlarla uğraşmazlar. Neyse arkadaşlar, anlatacaklarım bu kadar. Umarım ilgilendirebilmişimdir. Yani videoyu beğendiyseniz, işinize yaradıysa, ne bileyim aklınızda kalan bir şey varsa anlattıklarım içerisinde, kafanıza yatan bir şeyler varsa lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız, yani mesela sadece drift ile alakalı değil mesela, yani başka motosikletlerle de alakalı, ne bileyim Mondial olsun, Cuba olsun, Çelik olsun, farklı farklı motorlardan da yani video çekip atarım yani, ilerleyebilirsek eğer kanalımıza. Zaten rağbet görmezse, yani insanlar zaten umursamazsa, ne bileyim işlerine yaramazsa, benim param fazla geliyor, ben bilet abiciye yaptırırım, kendim uğraşamam gibisinden düşünecek olan insanlar varsa zaten hiç araştırma içerisinde de bulunmaz. Ama böyle elle anahtara yatkın, uğraşmayı seven, motorunu seven insanlar için dediğim gibi örnek olmaya çalışacağım, yardımcı olmaya çalışacağım, bildiklerimi bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Yani bunun için ilerlememiz gerekiyor. İlerlememiz için de yani sizin videomuzu beğenip abone olmanız gerekiyor. Videoyu beğenip abone olandan da olmayandan da teşekkür ederim. Herkese iyi günler.